Günün klasik filmi, Hayalet Avcılarından Harold Ramis'in yönettiği ve Bill Murray'nin oynadığı Groundhog Day. Gerçekten bu film o kadar klasik oldu ki bundan sonra aynı tür çıkan filmlere de Groundhog Day türü filmler deniyor. Nispeten eski olduğu için genç arkadaşlarımız bu filmi bilmiyor olabilir. Ancak aynı türden çıkan başka filmleri biliyorlardır. Bazı dizilerde falan da vardı bu. Yani en aşağı 4-5 tane daha bu tür film biliyorum. Ve bunu bilmeyen arkadaşlara çok büyük bir hizmet yapacağım. Fragmanda bile aslında filmin olayını açıklıyorlar tabii ki cezbedebilmek için. Ama ben burada açıklamayacağım. Sadece şu kadarını söyleyeceğim. Bill Murray bir hava durumu sunucusu. Hiç sevmediği bir kasabaya Groundhog Day kutlaması için gidiyor. Groundhog Day denilen olay köstebeğimsi bir hayvan. Bunun işte festivali var. Bunu bir ev yapmışlar ahşaptan. O evin içinden çıkartıyorlar. Sonra işte onunla konuşuyormuş gibi yapıp kış mı devam edecek yoksa bahar mı gelecek onu söylüyorlar. Herkes çok heyecanlı bu festival için ama Bill Murray artık bıkmış. Her sene aynısını yapıyor çünkü. Geri dönmeye çalışırken tipiye yakalanıyorlar. Dolayısıyla otel odasına geri dönmesi gerekiyor ve ondan sonra da bazı spoiler olaylar yaşanıyor. Groundhog Day'e IMDb puanı 10 üzerinden 8,5 veriyorum. Her zaman olduğu gibi film hakkında çok kısa konuştuğumun farkındayım ama eğer bu film bilmiyorsanız bu kadar bilerek ve fragmanı bile seyretmeyerek gidin derim. Bu da zaten benim Efe Aydal hizmetlerimden bir tanesi. Fragmanın yapmadığı çünkü fragman kendini tanıtmak durumunda ama ben bana güvenin güzel film diyerek fragmandan bile spoiler yemeden filmi seyretmenizi sağlıyorum. Biraz komedi biraz fantastik karışık film seviyorsanız bu film hoşunuza gidecektir. Bir de mesela çok ilginç o zamanlar komedi filmi olduğu zaman bile bazı ciddi konular hakkında da konuşulabiliyor. Mesela birilerinin öldüğü sahneler gösterilebiliyor. Yine başka yaşlı bir adamın ölüm sahneleri falan gösterilebiliyor. Böyle ciddi konular normalde komedi sayılabilecek filmlerde olmuyor şu anda. Eskiden daha değişikmiş. Bence daha iyiymiş. Yani komedi kategorisine o kalıba sokmak yerine bunu yapmak. Benim bildiğim kadarıyla bu konseptteki ilk film. Zaten ondan sonraki filmlere hep Groundhog Day türü film deniyor. Dediğim gibi hangisi olduğunu söylemeyeceğim. O türde başka film örneği de vermeyeceğim. Çünkü yine spoiler olur. Bana güveniyorsanız komedi fantastik türü bir film arıyorum. Şöyle güzel kafa dağıtıcı, eğlenceli bir film diyorsanız bu filmi tavsiye ediyorum.